Herkese merhabalar arkadaşlar. Yüzde ve kar zarar problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yüzde problemleri taktikleriyle sizlerle birlikte olacağız ama her zaman olduğu gibi hemen takvimimize bir bakalım. Mart ayı programımız çıkmıştı arkadaşlar ama geçen hafta ben yoktum. Biyoloji, tarih ve edebiyat vardı. Bugün de arkadaşlar günlerden 8 Mart salı yüzde ve kar zarar problemleri sizlerle birlikteyiz. Perşembe günde karışım problemlerimiz var. Haftaya da canlı yayınımız var. Almanya'daki kuzenlerinize, memleketteki kuzenlerinize bütün herkese arkadaşlar haber verin. Ne yapacağız? Haftaya canlı yayın var. Kesinlikle katılın. Hareket problemleri çok önemli bir konu. Onu sizlerle güzel bir canlı yayında paylaşacağız ve de cuma günde üçgende açı konusu var arkadaşlar. Üçgende açı konusunda da yine geometriye giriş yapmış olacağız. Artık geometri kısmına haftaya başlıyoruz ve 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 işte bu. YouTube'un trendlerine giren yazılı kampı, o meşhur Tonguç Akademinin yazılı provası yine sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Veda. Ayımızı 28 Mart Pazartesi günü yine canlı yayında kapatmış olacağız. Hemen ödevi verelim, vakit kaybetmeyelim. Vakit kaybetmeden ödevimi söyleyeyim. Hocam konu çalışacağım diyorsan hemen ödevimiz neresi biliyor musun? Sayfa 170 arkadaşlar. 170. sayfa ödeviniz. Hemen gelmeden bakmıştım. 170. sayfada kar zarar problemleri ve yüzde problemleri var. Bakın ikisi de bir sayfada zaten yapamazsan tas uygulamasından kare kodu okutuyorsun. Canım hocam sana çok güzel bir şekilde çözüyor. Ve de arkadaşlar hocam beni soruya bu. Ben konu istemiyorum diyorsan orada da hemen Dinamo kitabımızdan neyi söyleyelim sana? Dinamo kitabımızdan buralar değil tabii ki de sayı problemlerinde geçtikten sonra ne demiştik? Yüzde problemleri. Tetra 50'de ve kar zarar problemlerinde Tesla 51'de 50 ve 51 yapıyorsun. Sayfada 149-150'yi yapıyorsun. Ben sözü fazla uzatmayayım. Artık derse başlayalım. Dersimiz yüzde problemleri taktikleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Hemen taktiği söylüyoruz. Kesrin paydası 100 olan aslında kesir problemleridir. Yani kesrin paydası 100 olan aslında kesir problemleridir. O zaman çok kolay. Biz kesir probleminde ne yapıyorduk? Bir sayının 2 bölü 5'i derse ben o sayıyı ne yapıyordum arkadaşım? 5'e bölüp 2 ile çarpıyordum. E bugün de bu kesrin paydası 100 ise kesrin paydası 100 e, yüzde kırkı dese, e, %40'ı dese o zaman ben de 100'e bölüp kırkla çarparım. E, olur biter. E, bu kadar. E, o zaman bu da bir aslına bakarsan neymiş? Kesir problemiymiş. Hiç kendini sıkma, canını sıkma. Kesinlikle kasmadan yüzde problemlerinde kesir problemi gibi çok temiz anlatacağım sana merak etme bir ürünün maliyetini ya da sorudaki başlangıç durumunu 100x, 100a, 100y olarak alırsak işlemleri rahatlatırız arkadaşım. O yüzden de almamız lazım, alırız diyoruz. Ve 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 dikkat etmen gereken en önemli kısım 3 ünlemle sana söylüyorum. Kesir problemi gibi davranmak istiyorsan arkadaşım lütfen arkadaşlarınla şu oyunu oyna. 1 bölü 100, 10 e, bölü 100 ne demek? Bakın bu 10 bölü 100 demektir. 10 bölü 100 sadeleştir 1 bölü 10'dur. O zaman sana bir e, karışımın veyahut da bir malın yüzde 10'u derse sen yüzde 10 değil 1 bölü 10'u diyorsun diyeceksin. Ona böleceksin işi bitireceksin. Yüzde 25 biliyorsunuz ki çeyrektir. Çeyrek nedir arkadaşım? 1 bölü 4'tür. O zaman bir malın yüzde 25'i derse o mal 100 200 değilse mesela o mal 36 ise o zaman sen 1 bölü 4'ü deyince %25'in ince 1/4'ü alacaksın ve hemen 1/4'ünü alırsan ne olur? 9 olur aklında kalsın. %50, 50 50 derler. Yani yarısıdır. %50 de 1/2 anlamına gelir. Devam ediyorum. %20 nedir? 20/100'dür. 20/100 olduğu için de 2/10 da diyebilirsin. Mesela 30 40 50 ise 2/10 da diyebilirsin ama 5'in katıysa 1/5 demen daha faydalı olacaktır. Burada ufak bir yanlışlık yapmışız. Onu söyleyelim. Burası 30 olsun. %30 nedir arkadaşım? 30 bölü 100'den dolayı hemen sadeleştirirsin. 3 bölü 10 yaparsın. 10'a bölüp 3'e çarparsın hızlıca. Burada da 75 bölü 100'de de ne dersin? 3 bölü 4 dersin. 4'e bölüp ne yaparsın? 3'e çarparsın. İşte bu pratiklikleri bilirsen o zaman gerçekten senin için yüzde problemi kesir problemine dönüşür dedim. Geçtim. Mesela 60 sayısının... %25'i ya geç ne %25'i 1/4'ü diyor. 1/4 demek 4'e böl demek. 60'ı 4'e bölersem ne olacak arkadaşım? 15 olacak. Bu ne hocam ya? Zart diye yazdım. Biraz işlem yapsana. İşlem yapmam. Bak %25 1/4'tür. Bir sayının 1/4'ünü ince 4'e bölüp ile çarpmama gerek yok. O zaman sadece 4'e bölüyorum. 15 diyorum. Isınmaya geçtik biraz ısınalım. 35 sayısının %20 fazlası %20 fazlası. %20 ne demek dostum? Biraz önce söylemiştim. 20'ye böl. 20 bölü 100'ü 20, 20 ile sadeleşirsen 1 bölü 5'tir. 35 sayısının 1 bölü 5'i nedir arkadaşım? Hemen yapalım. 35'i 5'e böl demektir. Ne çıkar? 7. Bakın dikkat. 7 fazlası diyor fazlası. O yüzden 42 olmuş olacak arkadaşım. 40 sayısının %40 eksiği. Bak bunu ben 2 bölü 5 diye yazabilirim ya da 4 bölü 10 diye de yazabilirim. Neden 4 bölü 10 yazdın 2 5 yazmadın hocam? Çünkü sayım bakın sonunda 0 var 10'a bölünebilen bir sayı. O zaman 40'ın 4 bölü 10'u bu sıfırlar gitti. Ne oldu? 16 olmuş oldu arkadaşım. 16 bitmedi ama %40 eksiği diyordu. O zaman ben de buna 24 derim ve bu bunu olayı da bitiririm. Hangi sayının x sayısının arkadaşım %30'u 12 ise o zaman x çarpı 3 bölü 10 derim. O da dedim ki 12'ymiş. O zaman bakarsan buraya 3x bölü 10 eşittir 12 bölü 1. O zaman gerekli sadeleştirme yaparım. Burası 4 olur. x eşittir 40 olmuş olur. İşte bu kadar. %30 derse o zaman 3 bölü 10 diye patlatır yaparım. Çok fazla zorlama kendini. Kesre döndür. Kesre döndürürsen işler kolay. Tek dikkat etmen gereken bir şey. %20'yi ben 2 bölü 10'da yazabilirdim. 1 bölü 5'te sonu 5 olduğu için 1 bölü 5 yazdım. 40 sayısının %40'ı dediğinde ben bu 40 bölü 100'ü 2 bölü 5 yazabilirdim. Ama ben 4 bölü 10'u tercih ettim. O da sonu 0 olduğu için. İşte bu pratikliği kazanırsan olay çok basit olur. Aklında olsun. Geldim antrenmana. Isındık artık. Bir okuldaki öğrencilerin sayısının erkek bir okuldaki öğrencilerin sayısının Erkek öğrencinin sayısında oranı 3 bölü 5'miş. Bak şimdi arkadaşım. Öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 2 bölü 5. Yani şurada şöyle yazsak daha güzel olur arkadaşlar. Şurada bir kız öğrencilerin yazalım. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına göre oranı 3 bölü 5'miş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın soruda da yüzde problemi geçtiği için ben bir okuldaki kız bu okuldaki kız öğrencilerin yüzde 80'i dediğine göre o zaman ben şöyle yapabilir miyim? Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre oranı 3 bölü 5 ise arkadaşım. Burada kızı ekledik. Kız önemli çünkü olması lazım orada. Ee, kız kelimesi olmazsa olmaz. Kız kelimesi önemli. Devam edelim. 3 bölü 10 ise hatırlarsanız oran orantıdan. Ben K'ya ne diyorum arkadaşım? Ben K'ya 300 K derim. O zaman erkeğe de bakın oran olduğu için 500 K derim. O zaman erkeklerin benim 500 K... Kızlarım da 300K olur. Niye? Çünkü bu yüzde problemine geçti. Bu okuldaki kız öğrencilerin yüzde 80'i matematikten başarılıdır. E bakın şimdi yüzde 80 ne demek? Yüze böl 80 de çarp. E ben zaten o yüzden 100, 300 demiştim. Bakın ne demiştik? 100K derseniz demiştik. Rahat edersiniz. Ama oran 3 bölü 5 olduğu için ben de 100 değil 300K dedim. Daha rahat edeyim. Peki 100'e böldüm. 3 kaldı. E 80 çarptım. 240K Neymiş arkadaşım? Matematiği okey. Matematikten başarılıymış. Bunu yazmış olduğum. Devam edelim. Başarılı olan kız öğrencilerin sayısı kaç arkadaşım? 240K Başarılı kız Tüm okulun yüzde kaçıdır diyor. Tüm okulum kaç arkadaşım bu arada benim? 800K'da tüm okulum yüzde kaçtır diye soruyor bana. Tabii ki de K'lar birbirini götürdü. 8'e bölersem üstü altı yüzde Kaç olur? 30 olmuş olur. İşte bu kadar arkadaşım. %80 başarı olan kızlar bütün okulda %30 topluluğu oluşturuyormuş. Bir daha söyleyelim. Bakın 800'de 240'sa %30'dur arkadaşım. Ne yaptın? 100 buranın 100 olmasını istiyordum. 8'e böldüm payı paydayı. Olayı bitirdim. Arkadaşlar mevzu bu. Başka hiçbir action yok. Bakın şimdi bir kutuda sarı ve mavi ampullerden toplam 450 tane varmış. Sarı ampullerin %20'si mavi ampullerin 1 bölü 10'u bozuktur. O zaman bakın ben bunu nasıl yazarım? Burada %10 dediğine göre %10 zaten 1 bölü 10'dur. E bu da nedir? Bu da 2 bölü 10'dur. Buradan kopmayalım. Buradan devam edelim. Bakın 1 bölü 5 de diyebilirdim. Sıkıntı yok. onun katları olsun diye yapacağım şimdi. İyi izleyin. Sarı ampuller 2 bölü 10'u alınacaksa ben o zaman sarı ampulleri 10 ise mavi ampulleri de 10M diyeyim. O zaman 2 bölü 10'u ise 10'a bölü 2 ile çarp. Demek ki sarı ampullerin bozuk olanları neymiş arkadaşım? 2S'ymiş. Bakın sarıların 10'da 2'si bozukmuş. %20 diyor ya. Ya boş ver. 2 bölü 10, 1 bölü 10. Yaptım bitti. Artı mavilerde de arkadaşım. Mavilerin de 1 bölü 10'u bozukmuş. Yani bir tane mavi bozukmuş. Bunu bitirdim. Bu arada ben ne biliyorum? 10S artı 10M de Toplamı 450 imiş. Hatta ve hatta sadeleştirme yaparsam da gördüğün gibi şu sıfırları götürse merkezden S artı M ne çıktı arkadaşım? 45 çıkmış oldu. Bozuk çıkan ampullerin sayısı tamam 2 S artı M sağlam ampullerin sağlam ampul ne kaldı arkadaşım burada? Bakın sağlam ampullerin 1 bölü 5'i kadar diyor. Sağlam ne kaldı? 8 S artı 9 M'nin 1 bölü 5'i olduğuna göre o zaman bana diyor kutuda kaç tane sarı vardır? S'yi soruyor bana. Bunu da bu arada 1 bölü 5 olduğunu söyleyelim. Bakın bozukların sağlamları oranını yaptım. O zaman burası 10S artı 5M eşittir. Nedir arkadaşım? 8S artı 9M'dir. İçler dışlar yaptım sadece. Attım karşıya 2 tane S eşittir. Neymiş? 4 tane M'ymiş arkadaşım. Her tarafı 2'ye bölersem S eşittir 2M olmuş. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi soruma geri dönüyorum. Sarı ampul kaç tane vardır diyordu. Sarı ampul 10S'ydi. Adamın bana sorduğu o zaman nedir? Bu kutuda kaç tane sarı ampul vardır? 10S soru işareti. Peki ben neyi biliyorum? S eşittir 2M'ydi. O zaman yerine koyarsam 2M artı M eşittir 45. 3M eşittir 45. Her tarafı 3'e bölersem M eşittir 15 geldi. Bak M 15 ise. Şuradan görüyorum. S de 2 katıydı M'nin. O zaman 30'dur. Bakın şimdi S 30 adam bana 10 S'nin kaç olduğunu soruyordu. 30 kere 10 300 olmuş oldu. İşte sarı ampullerden 300 tane vardır. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Oranlar buysa hatırlarsanız paydalara göre ben sayı veriyordum rahatlatıyordum kendimi. Bu sefer de kendimi ilk başta yüzde rahatlatıyorum. Sonra yüzdeye göre kesre çevirdim. Kesre göre rahatlattım. Sonrasında da 2 bölü 10'u diyorsa 10'a böldüm 2'ye çarptım. 1 bölü 10'u diyorsa 10'a böldüm işlemi bitirdim arkadaşım. Zehir soru. Bak yılan zehri. Zehri salar haberin olsun. Çok şekil bir soru aklımda kalsın. Ve kitapların zor sorularından. O yüzden biraz daha ciddiye alalım. Siyahla yazalım. 40 kilogram yaş ürüncinin %30'u sudur. O zaman bakın %30 suysa yani 3 bölü 10'u sudur. E 3 bölü 10 suysa e 40'lı bu. 10'a bölüp 3'e çarpacağım. O zaman ne diyorum bakın. Bunun içinde su 12 gramdır. Ya da kilogramdır. Bunun da incir kısmı yani saf incir. Saf incirimde benim nedir arkadaşım? 28 kilogramdır. Mevzuyu çakalladık. 3 bölü 10'u suysa su bu bu da bu. Şimdi incir kurursa arkadaşım kimden gider? Bak ağırlığı yüzde yirmi azalıyormuş. Bir dakika şimdi. Yüzde yirmi azalıyorsa bizim zaten kırk kilogramımız yok muydu? O zaman kırk kilogramın yüzde yirmisi bakın her zaman söylediğim gibi iki bölü onu yani sekiz eder. O zaman sekiz azaldığında bu sekiz kimden azalır arkadaşım? Saf incirden azalmaz. O zaten katı bir şey. Zaten incir kuruyunca sudan gider. O zaman sudan ne kadar gider arkadaşım? Bak 8 azalma varsa o zaman demek ki sudan 8 gitti. Burası 4 kaldı. Burası da ne oldu arkadaşım? Burası da hala 28. Bakın toplarsak ne olur? 32 kilogram olur. E 8'i eklersem sudan gitmişti. Bak 40 eski haline döndü. Son durumdaki incirlerin kaç kilogramı sudur diyor. Arkadaşım işte bize sorduğu da sadece 4 kilogramıymış. Bize sadece bunu soruyormuş. Ama güzel bir soruydu. Neden? Çünkü kafa karışacaktı. Bakın, bu soru gerçekten çok zehirli bir sorudur. %30'u suysa suyu ve saf inciri ayırdım. Zaten göreceksiniz, karışımda da bunu yapacağım. Ayırdıktan sonra da arkadaşım, yaş incir kuruduktan sonra ağırlığı %20 azalıyorsa, ağırlığın azalması 8'miş. O zaman 8 kimden gider? Sudan gider. Saf incire bir şey olmaz. O zaman ne oluyor arkadaşım son durumda? 12'den 8 çıkarsa son durumdaki incirin kaç kilogramı sudur? 4 kilo kilogramı sudur dedim ve geçtim. Şimdi geldik bir tane kafa karıştıran bir soruya. Bakalım bunu nasıl söyleyeceğiz. Bir dikdörtgenin eni ve boyu var. Gördüğünüz gibi eni yüzde yirmiymiş ya da bu boyu olsun. Ee %20 yirmi arttırılıp burası ne olacakmış? Yüzde arttıracağım. Boyu pardon burası boyuydu fark etmez. Burası eni kabul edelim ya da boyu olsun. E, azaltacakmışız. Hemen düzeltelim. Burayı azaltıyoruz ve burayı da yüzde yirmi arttırıyorum. Bakın bir tarafı yüzde yirmi arttırır, bir tarafı yüzde yirmi azaltırsan hocam bunda alan değişmez. Bak işte kafa karıştıran soru. Neden? Yüzde yirmi bir tarafı arttırıp bir tarafı yüzde yirmi azaltırsan alan değişir. Bak A şıkkında değişmez var. Atlama sakın. Değişir. Nasıl hocam? E yüzde yirmi ne demek arkadaşım? 2 bölü 10 mu demek? %20 ne demek? 2 bölü 10 mu demek? O zaman bakın burası 10K olsun. Burası da 10M olsun. E alan nedir şu an alan? Alan dediğim şey 10K çarpı 10M'dir. E o zaman arkadaşım 10K çarpı 10M ise benim alanım nedir? Alan dediğim şey 100KM'dir. Burası tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ben %20 azaltırsam yani 2 bölü 10 azaltırsam 10'a böldüm 2. 10'a böldüm 1. 2 ile çarptım. 2K. O zaman azalırsa burası 8K'ya düşer. Burası da %20 artarsa burası da 12K'ya çıkar. E 8K ile şimdi benim yeni alanıma bakıyorum. Alan yeni nedir? 8K çarpı 12 8K çarpı 12 M'dir. Burayı kaçırdık gözden. 12 M'dir. O zaman ne oldu? Yeni alanım benim 96 K, M olmuş olur. Bakın burası kilometre değil. Bunlar çarpım. Burası da kilometre değil. 96, K çarpı, M çarpı oldu. Bitti. Peki ne oldu? Değişim ne oldu? Benim alanım 100 iken 96'ya düştü. Demek ki ne olur arkadaşım? %4 alan azalırmış. Bak kafa karıştırıyor soru. Kafanız karışmasın. Neden? Çünkü nasıl bir değişim vardır diye düşünüyordum. Değişimde ne olmuş oldu? %4 azalmış oldu. Yüzde yirmi azalıp artarsa değişmez değil. Yüzde dört azalırmış arkadaşım. Haberin olsun, aklında olsun. Geldik kar zarar problemleri taktiklerine. Artık biliyorsunuz bugünkü konumuz neydi? Yüzde ve kar zarardı. Yüzde kısmı bitti. Kar zarara geçtim. Böyle kocaman yazı sayfası olduğuna bakma sen. Hemen hızlıca anlatalım. Bakın maliyet nedir? Maliyet bir şeyi mal etmektir. Yani satışa kadar olan harcamaların hepsi. Ne kadar ne harcadıysan. Mesela şimdi sen e, böyle alışveriş internet siteleri var mesela. Uygulamalar var. Bilmem bir şey. E, bilmem bir şey. Şimdi reklam olmasın söylemeyelim. Bak oralardan mesela sipariş veriyorsun. Diyorsun ki aa kazak ne güzel. 80 lira. E, bir bakıyorsun kargo 20 lira. E sen şimdi kaza 80'e mi aldın 20 100'e mi aldın? E, tabii ki de sana mal olması 100 lira oldu. O yüzden mala ödenen nakliyat dahil ...kargo fiyatı, elemanların çalışma fiyatı... ...işte mallardaki ham madde fiyatı... ...hepsi sana maliyeti nedir arkadaşım? Nedir? şey Hepsinin sana e, harcamaların sonunda çıkan... ...ekstra ne oluyor? Maliyet oluyor. Peki satış fiyatı nedir? Satış fiyatı etiket fiyatıdır. Bir malın alış fiyatına uygulanan... ...ya da maliyetine uygulanan... ...kar zarar durumudur. Bu da etiket fiyatımız ya da satış fiyatımızdır. Şimdi sen maliyete kar eklersen... ...sana satış gelir... Yani satış dediğin şey maliyetten fazlaysa orada kar ediyorsundur. Ama maliyetten zararı çıkartırsan mesela yüzde beş zarar çıkartırsan o da bir satıştır. Orada maliyetin büyük satışın küçük olacak. Bu da nedir? Zarardır. Peki kar nedir? Satış fiyatının alış fiyatından büyük olmasıdır. Biraz önce söyledik. Zarar nedir? Alış fiyatının e, satış fiyatından büyük olmasıdır. Bunu da zarar olarak söyledik. Şimdi gel gelelim indirime ya da zamma. Bir satış fiyatı üzerinden bakın bu sefer satış fiyatı üzerinden yürüyeceğiz. Satış fiyatı üzerinden zam eklersem yeni satış fiyatı ortaya çıkar. Zam demek satışın üzerine bir kardır. İndirim demek de satışın üzerinden yapılan zarardır. Hani kardan zarar etti derler ya. İşte tam da bundan bahsediyoruz. O da indirimdir arkadaşım. Aklında olsun. Çok uzattık. Başlayalım. Yapacağımız şey yine yüzdeler verecek bize. Biz yine mallara 100K, 100A, 100M demeye bakacağız. Maliyeti A TL olan bir mal yüzde kırk karlı. Aa bir dakika dur. Ben biliyorum. A'nın yüzde kırkı demiyorsun. Ne diyorsun biliyor musun? A'yı sil. A'nın yerine sonuçta bilinmeyen ya bu. 100 x yaz. 100 x. E o zaman maliyetim benim 100 x'e e o zaman burası da ne gelmiş olacak elime? 300 x eksi 12 gelmiş olacak. E benim yüzde 40 karlıydı. E yüzde 40 karla satarsam ne olur? 100'e böl 40 ile çarp. Zaten bilerek 100, 100x vermiştik. O zaman 140x olur. Ha, O zaman 140x dediğim şey benim için 300x eksi 12'miş. At 12'yi karşıya at 14'ü karşıya ne olmuş oldu? 160x oldu. Şimdi çok dikkat edelim arkadaşlar buraya. Çok dikkat edelim. Ee, burayı hallettik şu an. Ne yaptık? %40 karla 140x ile 3a a 12'ye gelmiş satılıyormuş. Bu malın maliyeti 100x'in ne olduğunu soruyor bana. Bakın, her iki tarafı da ne yapalım? 4'e bölelim. 4'e bölersek burası ne oldu? 40x oldu. Burası ne oldu? 3 oldu. Tamam. Şimdi her tarafı 2,5 ile çarpalım. 2,5 ile çarparsam amacım ne? Burayı 100x yapmak. Burayı da 7,5 bulmak arkadaşım dedim. Demek ki benim malımın fiyatı neymiş? 7,5 liraymış arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım ve soruyu da bitirmiş olalım. İşte olay tam tamına bundan ibaret arkadaşım. Yapacağın şey sadece 100x demek ve karı da ona göre hesaplamak. A derse bile hiç sorun değil. Sen ona 100x de yürü git arkadaşım. Başka da bir olay yok. Geldim bir sonraki soruma. Bir malın etiket fiyatı. Bu arada bakın bir önceki sorumuz 7,5 çıktı. Hiç sorun değil. Yapacağın şeyler hemen 100'e eşit demek. Hatta ve hatta şurada şöyle de bir şey yapabilirsin arkadaşım. Bak şöyle de diyebilirsin. 160x 12 ise 100x kaçtır? Hatta x'leri buradan götürebilirsin. Buraya da y desem mesela. 160y eşittir. 1200'dür. O zaman bunları sadeleştirsin. Oradan da zaten gerekli sadeleştirme yaparsan yine 7,5 çıkar. Oran orantıyı da bilmekte iyi var. Fayda var pardon. Bir malın etiket fiyatı maliyeti üzerinden %40 karla belirleniyor. O zaman maliyeti benim 100 M ise %40 karla etiket da 140 M olur arkadaşım. Bak yine söylüyorum. Hiç işlem yapmıyorum. Neden? 100 M dersem %40 kar. 100'e böl 40 çarp muhabbetine gerek yok. Zaten bilerek 100 M dedik. 40 M'yi ne yapıyorum? Ekliyorum. Niye %40 kar diyor çünkü bana. Bakın sorunun burası bitti. Etiket fiyatı üzerinden yani 140 M üzerinden bana yüzde indi, yüzde indirim yap diyor. İndirim yaparsam yüzde Yani 2 bölü on indirim yapacağım. O zaman 140 m'yi ona böldüm 14. 2 ile çarptım. 28 m'lik bir indirim beni bekliyor. Peki 28 m'lik indirim yaparsam ne olur? Hemen bakıyorum. 140'tan 28 çıkarsa 140 m eksi 28 m kardan zarar etmiş olacağım. O zaman ne olmuş oluyor? Burası 112 M'ye satış yaparım artık. Adam da bana diyor ki 112 M değil kardeşim 560 o diyor. O zaman ben de 560 eşittir 112 M ise. Bakın bu 56'nın iki katı. O zaman burası 10. 56'ya böldüm. Burası da 2 M. M buradan kaç çıktı? 5 çıkmış oldu. Bu malın maliyeti nedir diyordu? Maliyeti de 100 M e 100 M eşittir ne olmuş oldu? 5'e çarparsam M 5'ti çünkü. 500 TL olmuş oldu ve bu güzel antrenman sorusunu da bitirmiş oldum. Geldim bir sonraki model soruma artık ısındık antrenman yaptık artık sorulara daha da hazırız. Bir satıcı bir malı etiket fiyatının yüzde kırkı azına mal edip bakın mal ediyorum yüzde kırk etiket fiyatım ne benim bu arada? Bakın etiket fiyatım 100 e, 100E olsun bakın etiket olduğunu belirteyim burada. 100E olsun Peki ne kadara mal edeceğim ben? %40 azına. Yani 60 E'de benim ne olacak? Maliyet olacak. Mali yazalım. Mal yazmayalım şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Mali yazalım. Maliyet yani %60 şey %40 azına ise 60 E'dir. Etiket fiyatı üzerinden %4 indirim uygulanırsa. Arkadaşım etiket fiyatım 100 yüzde %4'ü 4 E'dir. Çıkartırsam 96 E benim Satış fiyatım olmuş olacak. Bakın bu satış, bu etiket, bu da nedir mali yani maliyet dedik. Peki bu satıcı kardan zarar ederek indirim yaparak kardan zarar ederek acaba yüzde kaç kar etti? Bakın kaçmış 60 e'de maliyetim çünkü bu 60 e'de 96 e'ye satıyorsam 96 e eksi 60 e benim karım ne kadar oluyor? 36. E. O zaman ne diyorum? 36 E benim karım vardır. E karımı bakıyorum. E'ler birbirini götürdü. Yukarıya aşağıya ona böl 6'ya bölersem e, 6 bölü 10 oldu. Yüzde kaçtır diyordu. E ben de zaten bu olayı bilerek ona göre yapmıştım. 10 çarparsam yüzde 60 karım vardır dedim ve bitirdim olayı. Bakın yüzde problemleri özel bir kesir problemi paydayı olabildiğince 100 yapmaya çalışıyoruz. Başka da bir olay yok. Geldim buraya. Bak bu da yine zehir sorulardan birisi. Zehir soru hatta buraya onu da yazalım. Zehir ne zehri? Yılan zehri arkadaşım bak. Yılan zehri çok ilginçtir. Yılan sokarsa insanı ne oluyor biliyor musunuz? Öldürebiliyor. Ama o yılan zehrini alırsan yılandan ilaç sektöründe kullanırsan o da seni ne yapıyor biliyor musun? zehirden kurtarıyor bazı yerlerde dedi. Yani o yüzden biz yılan zehrini alacağız kendimize anti bir zehir olarak ilaç gibi kullanacağız. Nasıl? Bir kitapçı kitap fiyatlarına yüzde yirmi zam yaparsa satışlar da yüzde on azalıyor. Kitapçının gelirindeki kazanç durumu ne oluyor en son arkadaşım ona bakalım. Şimdi diyelim ki bir kitabın parası 10K olsun ve satışlarda da diyelim ki 10 10 ee, kişi gelsin. Bakın şimdi 10 kişiyi de ne diyeyim? 10 kişi de M olsun hadi. 10 M insan gelsin. Normalde normalde ben kitabı 10K'ya satarken biraz önce dikdörtgen sorusuna benziyor bu. Ben 10K'ya satarken kitabımı şimdi 8K'ya satacağım. Yalnız bu dükkana gelen kişi sayısı da önceden 10 M iken %10 azalacak. Ne olacak? 95 9M e, dok, olacak. %10 azalması. Bu arada zam yapmışım. indirim değil. Onu da bir sileyim. Buraya hemen düzelteyim. 12K. Bakın paralar arttıkça insanlar azalıyor. Ama ne oluyor sonuçta? Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü ben 10 kişiye 10K'dan kitap satarsam toplam benim gelirim 100KM olur. Bakın 100 km 100 çarpı K çarpı M. Peki 12K'dan 12 liradan 9M kişiye satarsam Ne olur? 12 kere 9 ne olur arkadaşım? 108 olur. 108 km olmuş olacak. Bak şimdi 90 artı 18 108. E benim durumum ne oldu? E en son durumda benim kazanç tablomda ne çıktı arkadaşım ortaya? Benim kazanç tablomda %8 kar çıkmış oldu. Hocam zarar eder mi hiç adam kar karın üstüne? Arkadaşım zarar etmez. Bak zam yaparsa her türlü kazanır. Ama benim kasaya giren kazançtan bahsediyorum. Bir zam yapılırsa bir mala adam ne kadar az satsa da, az sayıda satarsa o kadar kar eder. Çok sayıda satarsa o kadar kar eder. Zam yaptın mı her türlü kar edersin. Ama haftalık kasaya giren para, gelirindeki kazançtan bahsediyoruz. Haftalık kazançtan, günlük kazançtan bahsedersem o da eskiden 100 iken şimdi 108'e çıkmış oldu. Zarar edebilir miydi? Evet, zarar ederdi. Mesela buraya %10 değil de %20 ki insan azalsaydı. %20 azalsaydı insan var ya. Önceden evine 100 lira götürürken şimdi 96 lira götürecekti. Günlük kazancı 96'ya düşmüş olacaktı. Günlük yüzde %4 daha az kazanmış olacaktı. Bakın kar edecekti ama daha az kazanmış olacaktı. Geçtim. Bu güzel soruyu da bitirdim. Ve artık kaç tane sorum kaldı hemen bakayım. Hemen iki sorum kaldı. İkisi de birbirinden cin. Bakalım hızlıca yapabilecek miyiz? Bir limoncu 5 tanesini x bölü 3 TL'ye alıp bakın 5 tanesini x bölü 3 TL'ye alıyor. 6 tanesini x bölü 2 TL'ye satıyor. Ya bakın x bilinmeyen değil mi? Bilinmeyen. E x bilinmeyen. E bilinmeyense ben bilinmeyenin yerine e, bilinmeyen koyayım. 6K yazayım arkadaşım. 6K yazayım. 6K yazarsam ne olur? Bakın adam 5 tanesini 5 tanesini 2K'ya aldı. Aldı. 6 tanesini bakın 6 tanesini bu arada niye 6K dediğim anlamışsınızdır. Paydası 2 ve 3'ün ortak katı olduğu için 6 tanesini de arkadaşım neye sattı? 6K'yı 2'ye bölersen 3K'ya sattı. Bakın unutmayın. Bizim X'imize 6K dedik. Zaten bize kar zarar durumunu yüzde olarak soruyor. O yüzden sorun yok. Yalnız 5 taneyle 6 taneye ben bu şekilde bakamam. İkisini de 30'a göre yapayım. 30 tane ne olur arkadaşım 30 tane 6 ile çarptım. 12K'ya almış olurum. E 30 tanesini neye satmış olurum? Bakın 6 ile genişletirsem 15K'ya satmış olurum. Peki benim maliyetim kaç tane olursa olsun birim maliyetim 12 bölü 30 15 bölü 30 yapacağımı 12 üzerinden düşünebilirim. Maliyetim 12K 12K para verdim. Ama 15K para kazandım. Kar zarar durumunda kesinlikle ben kardayım. Çünkü 12'lik 12K para verdim. 15K kazandım. Karım ne? 3K. O zaman ne diyorum? 12K'da 3K ise hemen K'lar sadeleşti. 1 bölü 4 oldu. Yani benim karım ne olmuş oldu? 25 olmuş oldu. Bize de kar zarar durumunu soruyordu. 25 Bakın burada da yazdık. Kar etmiş oldum dedim. Ve bu soruyu da geride bıraktım. Geldim son soruma arkadaşım. 30 dakikayı geçti ama şu son soruyu yapmazsam olmaz. Yaş kayısı. Bakın biraz önceki e, sorularda da buna benzer bir şey yapmıştık. Yaş kayısı kurutulunca ağırlığının %30'unu kaybediyor. Arkadaşım bak şimdi. Buradaki mevzu da kilogramla alakalı. %30 diyor ya. Sen 10 kilo mal alırsan... Bu 10 kilo mal aldığında 10 kiloydu ama satarken %30. 3 bölü 10 azalıyormuş azalıyor. O zaman satarken sen 7 kilo mal satabilirsin. Çünkü ne yaptı? Hop sular çekildi. Kurudu. Kurursa ne olur? 7 kiloya düşer. 7 kiloya düşerse arkadaşım yaş kayısının kilosunu 10 TL'ye alıp yaş kayısının kilosunu sen 10 TL'ye alırsan o zaman 10 kilo bakın 10 kilo farazi bir şey. 10 kadı diyebilirsin. 10 çarpı 10 sen 100 TL para vermiş olursun. Bak devam ediyorum. Kuru kayısının kilosunu da 7 kilo diyor. 20'ye satarsan sen ne yaparsın? 140 TL kazanmış olursun. Bu arada kesin bilgimi değil. Zaten bunlar oran 20'ye 14 de olabilirdi. O yüzden bir sıkıntı yok. Oran ya. Ben de zaten sonuçta oran bulacağım. Kaç kar etmiş olur diyor. Yüzde kaç kar etmiş olur diyor. İşte bakın olay bu. 100 liraya aldığım şeyi 140'a mal ettiysem yüzde 40 zaten direkt kabak gibi çıktı. Yüzde 40 kar etmiş olurum dedim ve bu olayı da bitirmiş oldum arkadaşım. İşte bu olay bitti. Ne yapmış olduk? Hemen çok güzel bir şekilde olayı toparlamış olduk. Bakın dikkat edin. Yaş kayısı kurutulursa kilosundan kaybeder. Bu adam 10 kilo almıştı. 10 lirayla çarptım. 7 kilo olarak satışa sunacak. Hepsini sattığında da olayı bitirmiş olur dedik. Biz de bitirmiş olduk. Arkadaşlar lütfen ödevlerinizi unutmayın. Ödevleri yapıyorsunuz. Ve arkadaşım ve ödevleri bitirip diğer konuya temiz kafayla geliyorsunuz. Ve ödüllü soru burada. Cevaplar ise yorumlarda. Like butonunu kırmayı unutmuyorsun. Eleştirilerini beğenilerini like butonuyla yorumlarla gösteriyorsun. Yazılı da hangi konular çiçek onları da aşağı yazıyorsun. Yazılı kampı videomuzda 10 numara oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.